Şu elimde görmüş olduğunuz Milli Piyango biletinin yılbaşı büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı. Kazananın cebine 100 milyon lira gireceği ilan edildi. Bu büyük bir yalan. Milli Piyango'nun şans oyunları. Türkiye Varlık Fonu üzerinden Sisal Şans'a devredildiği günden beri talihli vatandaşların kazandığı ikramiyelere %20 oranında ilave vergi geldi. Bu verginin adı intikal ve veraset vergisidir. Bu verginin adı şans oyunlarını Sisal Şans'a devreden Türkiye Varlık Fonu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vergisidir. Artık 7060 liranın üzerindeki tüm ikramiyelerden %20 kesinti yapılacak. Peki vatandaşlarımızın hayallerini bile tırpanlayan bu değişiklik, bu yeni vergi Milli Piyango tarafından kamuoyuna duyuruldu mu? Hayır, duyurulmadı. Türkiye Varlık Fonu bir açıklama yaptı mı? Hayır, yapmadı. Sisal Şans da şu elimde görmüş olduğunuz biletin ne önüne ne arkasına hiçbir bilgilendirme yazmadı. Bu alenen %20'lik vergiyi gizlemektir. Vatandaşları kandırmak, hayallerini, umutlarını istismar etmektir. Sayın AK Parti milletvekilleri, Milli Piyango'nun düzenlediği şans oyunu çekilişlerinde talih kuşunun tüylerini yoluyordunuz. Artık Sisal Şans'la birlikte vatandaşların bizzat kendisini yoluyorsunuz. Şimdi hep birlikte inceleyelim. Şans oyunu çekilişleri Sisal Şans'a devredilmeden önce nasıldı? Devredildikten sonra nasıl oldu? Sisal Şans'tan önce sayısal loto kolon fiyatı 1,5 liraydı. Sisal Şans'tan sonra 3 lira oldu. Yapılan zam %100. Sisal Şans'tan önce sayısal lotoda büyük ikramiyenin 6 şansın numarasını 49 sayı içinden çekerken Sisal Şans'tan sonra 49 değil artık 90 sayı içinden çekmeye başladılar. Sisal Şans'tan önce sayısal lotoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 14 milyonda birdi. Sisal Şans'tan sonra 622 milyonda bir oldu. Vatandaşın şansı tam olarak 44 kat azaldı. Sisal Şans'tan önce 9 kez devreden sayısal lotu Sisal Şans'tan sonra sadece 5 ayda 1 değil, 2 değil, 10 değil tam 60 kez devretti. Ve bugüne kadar çılgın sayısal lotoda büyük ikramiyeyi tutturan bir tek kişi bile çıkmadı. Aynı zamanda Sisal Şans'ın internet sitesi adeta sanal bir kumarhane. Öyle bir kumarhane ki çocukları, gençleri ve herkesi kumar batağına çekiyor. Türkiye Varlık Fonu eliyle Milli Piyango'nun yerine adeta yerli Las Vegas inşa ediliyor. Sayın milletvekilleri, bir başsağlığı mesajıyla konuşmamı tamamlamak istiyorum. Hayatı boyunca tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran, zor zamanlarda umut olan, ancak yıllarca AK Parti tarafından tüyleri yolunan talih kuşu, Milli Piyango çekilişlerinin Sisal Şans'a devriyle 1 Ağustos 2020'de rahmetli olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, dün akşam burada emeklerin intibak yasasını konuştum. Emeklerin çektiği sıkıntıyı anlattım. 2000 öncesi emeklilerle günümüz emeklilerin arasındaki maaş uçurumlarını ve emeklilerin 13.2 milyon emeklinin çok büyük bir bölümünün 7 milyon 900 binin 1500 lira ile 2000 lira arasında
maaş aldıklarını anlattım. Oylama yapıldı ama Sayın Başkan bana söz hakkımı bir dakika dahi uzatmadı. Tam bana geldiğinde sıramı aldığımda bir dakika uzatmayacağım dedi. Size dünden borçluyuz. Sizin sayacı yeniden başlatalım. Dedi ki dedi ki bana böyle niye böyle yaptın Sayın Borcumuzu Başkan diye. Borcumuzu dedik buyurun. Dedi ki evet sağ olsun yaptı. Dünü tölere ediyor. Dün hakkını helal et dedi bana. Ben etmiyorum dedim hakkımı. Şimdi hakkımı helal ediyor. Oldu. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu yasada, görüşülen yasada intibak yasasındaki adaletsizlik çok büyüktü. Ve ben konuşmamı saat 10.30-11 sularında yaptım. Hiçbir emekli izleyememişti. Sonra videoyu paylaşınca bütün emekliler, oy vermeyen ve intibak yasasını reddeden milletvekillerine çok içten, gönülden selamlarını yolladılar. Önümüzdeki seçimde size daha büyük selamlarını yollayacaklar. Size onları iletmek istedim. Allah'ın selamı üstümde kalmasın. Onu iletmek benim boynumun borcu. Şimdi bu yasada, bu görüşülen yasada scooter ve bisikletlere öncelik sağlanması söz konusu ve dönüşlerde ve ışıklamada onların öncelik sağlanması söz konusu. Bu dünyanın bütün ülkelerinde öyle aşağı yukarı. Danimarka'da, mesela Hollanda bisikletle yaşayan bir ülke. Danimarka'da mesela bisiklet yoluna hiç kimse giremez. Hiç taciz olmaz. Ama çok öncesinden bu yana gelişen bir durum. Biz de tabii ki bisikleti destekliyoruz ama bizdeki bisikletliler daha çok işe gidip gelmek için kullanılmaya başladı. Çünkü vatandaşın cebinde para kalmayınca otobüse binemiyorlar. İzmir'de çok sayıda insan artık bisikletle işe gidip gelmeye başladı. Avrupa'yı herhalde biz bu AKP iktidarı döneminde bisikletle yakalarız diye düşünüyorum. Konya'da tebrik etmek lazım Konya'yı. 515 kilometrelik bir hat var, bisiklet hattı. Ve Konya'yı bisiklet hattı açısından takip eden İstanbul var, 260 kilometrelik bir hat. Ve sonrasında gelen benim yaşadığım şehir, 75-76 kilometrelik bir bisiklet yolu yapıldı. Aziz Kocaoğlu ve Tunç Sayar'ın gayretleriyle. Ve benim doğduğum, büyüdüğüm Eskişehir'de 65 kilometrelik yol var. Ama diğer kentlere baktığımızda bisiklete ayrılan yol hemen hemen çok az, yok denecek kadar az. Elbette ki dünyanın bütün ülkelerinde kent yoğunluğu açısından bakıldığında bisikletin hem sağlık ve hem de çevre kirliliğini önlemek açısından çok büyük önemi var. İzmir'de bir de ayrıca bisiklet açısından kendi bisikletin olmasa da BİSİM diye bir bisiklet hadisesi var. Halen 50 istasyonda 650 bisiklet ve 70 tandem bisikleti var. Gözleri görmeyen arkadaşlarımız da bisiklete binebiliyorlar İzmir'de ve İzmir'de tandem bisikletlerin sayısı önümüzdeki yeni yılda 120'ye çıkacak. Yani gözleri görmeyen insanlarımıza dahi bisiklet kullanabilme hakkını veren İzmir Büyükşehir Belediyesi gerçekten kutlamak gerek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni pek çok konuda kutluyoruz ama bir konuda çok önemli kutluyorum. 240 okulda 210 bin çocuğa her gün süt dağıtılıyordu İzmir'de. 2012 yılında iktidar bunu örnek aldı, Türkiye'ye taşındı ve gerçekten önemli bir iş yaptılar. Şimdi İzmir'de 1-5 yaş grubu arasında 87 milyon 200 bin ton süt dağıtıldı ve 315 milyon liralık alım yapılarak köylü desteklendi. İzmir'de süt üretimi %440 attı ve İzmir'in artmasıyla birlikte Türkiye'deki süt üretimi de %70 arttı. Şimdi buradan sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerin olduğu yerde niçin süt dağıtılmıyor? Niçin oradaki çocuklar Konya'da, Kayseri'de, Erzurum'da, Erzincan'da, Balıkesir'de, Gümüşhane'de, Kastamonu'da, Trabzon'daki belediyeler
Niçin 1-5 yaş çocuklarınıza süt içirtmiyorsunuz ve hayvancılığı desteklemiyorsunuz? Sizin elinizi kim bağlıyor? İzmir size örnek olsun. Gelin, samimi söylüyorum, biz aracı olalım İzmir milletvekilleri olarak. Gelin İzmir'deki uygulamayı bir görün. Gelin bunu Türkiye'ye taşıyalım. Hayvancılığı da geliştirelim. Ama siz yeşil deyince doları anlıyorsunuz. Çevre deyince kendi aile çevrenizi anlıyorsunuz. Beslenme deyince de sarayı anlıyorsunuz. Başka da bir anlayışınız yok. Teşekkür ediyorum.